Günaydın efendim. Hayatın içinden başlıyor. Çok değerli konuklarımız var bugün. İl Müftü Yardımcımız Betül Şimşek Öztürk bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun, şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de çok iyi. Sizleri görüyoruz, daha iyi oluyoruz. Özellikle bu cuma günlerini çok seviyoruz. Evet, çok güzel. Biz de burada bulunmaktan çok memnunuz. Bugün Hazreti Peygamberimiz ve çocuğu konuşacağız değil mi hocam? Evet inşallah. Tamam. Bir de mutfağımıza bakalım. Ondan sonra başlayalım. İşte bölmemiş olayım. Şimdi mutfağımızda da ev hanımımız var. Zeliha Ün almış geldi bugün. İşte köfte yapacak bize. Yani Zeliha teyze hiç oralı değilsin yani. Gel bakayım şöyle bir. Merhaba. Yani nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Sizleri tanıdım, memnun oldum. Biz de seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben de buraya geldiğime sevindim, memnun oldum. Bir katkım olduysa yalnız ne mutlu. Sen nasıl çalışıyorsun öyle harıl harıl orada? Dalmış gitmişsin. Çok böyle çalışkan bir insan olduğumdan galiba. Çalışmayı çok seviyorum. Belli zaten. Çalışmak çok güzeldir. İnsanlara yardım etmek güzeldir. Hayata bakmak güzeldir. Her şey güzeldir yani. Değil mi? Her şey tabii güzeldir. Doğduğumuzdan beri yaşamak, tutunmak lazım. Bir nefese bak ne kadar herkes mücadele ediyor değil mi? Tabii. O nefesi alabilmek, o nefesi verebilmek ama güzellikleri saçabilmek. Tek bir güzellik bu ruhunda olması lazım. Ruhtaki güzellik her şey güzeldir. Değil mi? Allah'a çok şükür elhamdülillah. Tabii ki. Mutluyum elhamdülillah. Ne güzel çok konuştun şükür sen öyle. Ne güzel mesaj verdin. Allah razı olsun. Allah hepimize, herkese böyle sağlıklı yaşamayı, sağlıklı güzel olmayı, abi, böyle ne bileyim senin gibi dal gibi olmayı hep isteriz yani. Niye? Sen de bir sürü kilo vermişsin ya. Elhamdülillah. Bak şöyle bir dönsene izleyicilerimize bir. Bir söyle çok bakayım nasıl kilo verdin? Çok güzel kilo verdim. Çok da güzel, memnunum. Çok mutluyum. Bana yardımcı olan arkadaşlarıma da mutluluk duydum. Onların verdiği güzelliği. Tabii ki hayat güzel dediğim gibi her şey güzeldir. Değil mi? Değil mi? Tabii sağlıklı yaşamaktır. Bakış açın güzelse her bakış şey güzel açım, herhalde. Çok şükür elhamdülillah. Bakış açımı herkesi çok güzel görüyorum. Hiç çirkin bir şey görmüyorum. Yerdeki böceği dahi güzel görmeye gayret ediyorum. Çünkü Resulüm öyle emretti. Resulümün yolunda gitmeyi emretti. Emrindeyiz. Şükürler olsun. Kardeşlerim vardı. Kaybettim. Onların yerine sevgiyi koydum. Onlara daha güzel böyle yollamayı, fatihalar yollamayı, dualar yollamayı. Herkese, bütün ümmeti Muhammed kullarına en güzel mesaj vermek istiyorum. Ağlamayacaksın değil mi şimdi? Yok, hayır ağlamayacağım. Tamam. Elhamdülillah. Gözlerin dolu dolu. Ağlarsam günahlarıma ağlarım. Tamam, çünkü ağlama. Bir insanın günahına ağlaması lazım. Ama mutluluğuna da mutluluktan dolayı ağlamak lazım. Allah'a çok şükür evlatlarım var, beyim var, kardeşlerimin yarısı kaldı. Ne mutlu, çok neşeli bir oğlan kardeşim var. Mehmet amca. Evet. Mehmet amcayı da diyorum gel bir yemek dolu yap diye öyle. Evet. Hayatı hep dolu dolu geçsin istiyorum. Daha mutlu olsun istiyorum. Mutluluğuna mutluluk katsın Allah. Acılarını unuttursun. İşte bu kadar. Tamam. Yani elhamdülillah. Ve de yemek yapmayı çok severim. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün işli köfte yapacağız. Yalnız çok Antep'in işli köftesini yapacağım. Antep'in çünkü kendi yöremizin değil. O yörelerinde çok seviyorum. Antep dediğimiz zaman peygamberler diyarıdır. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün diyarları sahabeleri yolladıysa biz de bu dünyada sahabe gibi olmayı gayret etmeyi istiyorum Allah rızası için. Peki sen çok neden güzel burayı tezgah olarak kullanmadın da bulaşık makinesi üstüne? Orada hazırlayıp buraya getirmemi daha dağınık görünmesin uygun istedin, evet, o zaman. Tamam, evet, daha güzel olmuş. Daha güzel olsun. Şimdi seni buraya getireceğim, göstereceğim seyircilerimize inşallah. Tamam. Allah daimini göstersin. Zeliha teyze, şimdi içli köfteyi yaparken hani hep çatladığı söylenir ya, çatlıyor, parçalanıyor, evet, dağılıyor, evet, falan diye. Yok, o kısmı özellikle şey gösterelim, olur mu püf, evet, noktalarıyla tamam, birlikte? Tabii, tamam, tabii ki. Tabii. Sen başla o zaman, biz de sohbetimize başlayalım. Tamam, sonra ben ara ara geleyim senin oldu yanına. Teşekkür ama onu ederim göstereceğimiz zaman sen mutlaka çağır tamam beni. Tamam, anlaştık oldu mı canım benim? Tamam, oldu, hadi kolay gelsin sana. Oldu yavrum, iyi çalışmalar. Nasıl heyecanlıyım. Evet, çok güzel. Ellerine sağlık. İnşallah güzel bir çiğ köfte yiyeceğiz. Bizi İnşallah bekliyor. İnşallah yiyeceğiz. Zeliha teyzenin eli çok lezzetlidir. Değil mi Zeliha teyze? Evvela önzü besmeleyle el lezzeti çok önemli olan. Ettehayatı okuyup da
onunla beraber başlamak bereketiyle çok güzel olan, duayla başlamak, duayla bitirmektir amacımız. Çünkü besmeleyle yemek lazım. Bedenimize besmele girmesi başladım. Lazım. Hatta kültürümüzde nedir? Şöyle yaparlardı büyüklerimizden, Fatma Ana'nın eli olsun yani. Evet. Hazreti Fatma Ana'nın eli olsun diye. Hep böyle güzel temennilerle ve güzel düşünüşlerle başlıyor her şey. Hayırla başlayan hayırla biter diye ümit ediyoruz. Değil mi? Evet, şimdi biz Hazreti Peygamberimizi ve çocuğu konuşacağız. Değil mi hocam? Nereden başlıyoruz konuya? Evet, ilk önce tabii her şeyden önce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den başlamak gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim acaba bu dünyanın süsü olan ve bizlerin kalplerin neşesi olan çocuklarımızı nasıl görmemizi ister? İlk evvela buradan başlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de çocuklara vurgu şöyle başlar. Bilin ki Allah'ın size bahşetmiş olduğu mal ve evlat birer fitnedir der. Şimdi tabii biz bunu Türkçe olarak hani fitneyi fitne olarak tercüme ettiğimizde genelde dilimizde fitne olumsuz bir karşılığı vardır. Yani işte fitne fücurcu bir insan olarak değil mi günlük dilimizde bulunmuştur. Fakat elbette yani Kur'an-ı Kerim'in kendi terminolojisi vardır. Ve bu terminoloji içerisinde biz o terimleri anladığımız vakitte doğru karşılığını bulmuş oluruz. Fitne aslında insanı hayra götürecek bir deneme demektir. Yani her iki tarafı da olabilir. İnsanı hayra götürebilecek potansiyeli barındıran ama aynı zamanda içinde bir takım sınamaları da beraberinde barındıran bir anlamı vardır fitnenin. Yani bunlar hani mal dediğimiz şeyde eğer Allah yolunda harcanacak olursa insanın kendi ailesine, muhtaçlara ve Allah'ın hakkı olan yerlere harcanacak olursa evet bu insanı iyi bir noktaya ve cennette bir ne yapacak? Çokça verenlerin girilmiş olan kapıdan insanı şey yapacaktır, sokacaktır. Aynı şey çocuk için de söz konusudur. Nereden biliyoruz? Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her ikisinde barındıran hani sadakayı cariyeyi ifadeni hadis-i şerifinden çıkarmamız mümkündür. İnsan evet vefat eder ama insanın amel defterini kapatmayan üç şeyden bir tanesi de işte burada birincisi salih bir evlattır. Kendisinin arkasından dua edecek. İkincisi de sadakayı cariyeyi genelde kültürümüzde bu şekilde anlarız. Hayratlar, hayri yardımlar, yol olabilir değil mi? Köprü olabilir ve çeşmeler çokça olabilir. Mesela çeşme. Her yerde bizim kültürümüzde vardır. Kimsenin geçmeyeceği, kervanın uğramadığı yerlerde bile güzel Anadolu'muzda ne vardır? Yanında serinleyebileceğimiz bir söğüt ağacı ve yanında da bir çeşmeyi buluruz ki işte bu hadis-i şerifin bizim geleneğimize ve kültürümüze yansımasıdır. Ve buradan anlıyoruz ki evet yani bu her iki şeyde hem mal hem de bizlere verilmiş olan çocuklar potansiyel itibariyle iyiyi barındırırlar ve bizi iyi bir yere taşırlar. Bunu bu şekilde görmek gerekir elbette. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde cahiliye dediğimiz kapkaranlık bir dönemde geldi ve insanlık özellikle çocuğa bakış, kadına bakış anlamıyla çok diplerde yaşanan bir dönemde geldi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dönemin insanına bir kez çocuğu yine insan ve kadını insan konumunda görerek çok farklı bir yol açtı, bir projeksiyon açtı ve bu dönüşümü biz inşallah ikinci bölümde de sizlere nakledeceğiz ve anlatacağız. Dolayısıyla bir kez Kur'an-ı Kerim'de çocuklara bakışı şunun altına çizilir. Kesinlikle sizler fakirlik korkusuyla çocuklarınızın hayatlarına son vermeyin. Dolayısıyla hani çocuk hakları dediğimiz zaman birinci ve en önemli hakları çocukların ve insanların yaşama hakkıdır. Ne olursa olsun şu ya da bu sebepten dolayı bir çocuğun hayatına dünyaya gelmişken son veremediğimiz gibi anne karnında da veremeyiz. Bu konuda İslam hukukunda çok net bir genel bir ilke vardır. O da şudur. Cenin anne karnına düştükten sonra ve biz bunu bildikten sonra kesinlikle müdahale edilemez. Bir parantez açalım burada. Hı hı. Sadece annenin ölüm tehlikesi olması durumu haricinde. Yani şöyle bize çokça sorular geliyor. İşte hocam ben bir bebek bekliyorum fakat doktor dedik işte Down sendromdu ya da şöyle bir rahatsızlığı var. Ben bunu aldırabilir miyim? Ve biz tekrar ilkemize geri dönerek şu cevabı veriyoruz. Eğer çocuğumuz ne olursa
olursa olsun, rahatsızlığı ne olursa olsun onun dünyaya gelme hakkı var. Sizin eğer can tehlikeniz yok ise cevabını veriyoruz ve çocuk haklarında ve Kur'an-ı Kerim'in genel bakış açısıyla o dönemde belki de insanlar evet yani çok fazla maddi imkanlara sahip değillerdi. Çocuk sayısı çoktu ve yokluk ve açlık vardı. Bundan dolayı çoğunlukla da kız çocuklarının hayatlarına doğduktan sonra son veriyorlardı. Ama günümüze geldiğimiz zaman farklı kaygılarla çocukların hayatlarına son verildiğini görüyoruz. Kimi zaman gayrimeşru bir ilişkinin sonucunda bir can olarak dünyaya gelmek durumunda kalan bir yavrumuz. Ya da biraz önce dediğim gibi bir hastalıkla dünyaya gelen bir yavrumuz olabilir. Ya da ne olabilir? Aslında şöyle olabilir. İnsanların algısı, çocuk algısı biraz değiştiği için çok çocuktan tek çocuğa ve neredeyse yok çocuğa doğru giden bir süreci yaşıyoruz maalesef. Bu süreç içerisinde bedenim benim ve istediğim gibi ben buna müdahale ettirmem ya da buna tek söz sahibi benim diyen bir anlayışla, modern insanın bakışıyla çocuk istemeyen bir zamanda ve algıda burada müdahale ediyor işte Kur'an-ı Kerim. Çocuktan yani, korkan buyurun. Bireyler oluyoruz. Evet. Öyle gittikçe. Yani çocuk bizi korkutuyor nedense. Ne bileyim, gezmemizi tozmamızı engelleyecekmiş gibi davranıyoruz. Sanki işlerimize engel olacakmış gibi bir bakış açımız var. Çocuğa karşı bir yargılarımız var. Onları bir yıkmamız gerekiyor yani, herhalde. Yani elbette yani aslında bu bence bu fitne dediğimiz olan şey iyiye doğru, tekamüle doğru bir potansiyel barındıran bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla o bakış açısını tekrar ne yapmamız gerekir? Düzeltmemiz ve tahsis etmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi yani TÜİK verileri de sizin dediğiniz şeyleri aslında destekliyor. Değerlendirmeyi destekliyor. Çünkü hem evlilik oranlarının yaş itibariyle yükseldiğini, hatta Konya için bile şu bilgiyi hatırlıyorum. 25,5 kız çocuklarımızda, arkadaşlarımızda evlenme oranı varken 27,5-27,8'de erkeklerde evlenme oranı görüyoruz ve doğurganlık çok ciddi bir şekilde düşüyor. Bunun tabii sosyolojik bir takım sebepleri var. Yani psikolojik de var. Bunları da dilerseniz biraz açalım, sonra tekrar evet, Kur'an-ı Kerim'e geri gidelim. Tabii bunu toplumu iyi okumak gerekiyor. Toplum bir dönüşüm içerisinde. Yani bir dönüşüm, bir başkalaşımı yaşıyoruz şu an. Evet, kızlarımız genelde kariyere engel olmak ya da çiftler düşündüğümüz zaman hem erkek hem de annelerde ya da hanımefendilerde şöyle bir beklenti var. Evet, şu an yaşım biraz daha genç. Biraz daha yaş aldıktan sonra çocukla karşılaşmak durumunda olabilirim şeklinde genel bir kanı var. Dediğiniz gibi daha çok çünkü haz odaklı yaşayan bir topluma dönüştüğümüzde çocuk bir ayak bağı ve bir prango olarak. Çünkü istediğimiz şekilde ne yapamayacağız? Evden ayrılamayacağız, işte belki tatile gidemeyeceğiz, yurt dışı seyahatleri iptal olacak. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda evet çocuk ne olabilir? İstenmesi ötelenen bir varlığa dönüşebilir. Evet. Ya da şöyle düşünebiliriz. Çocuk aynı zamanda bir sorumluluk demektir. Yani imtihan aslında bize sorumluluklarıyla beraber gelir. Bizim vermemiz gerekir önce. Yani bizim o çocuğu eğer vaktimiz kalırsa ahlaki olarak tabii donatmamız gerekir ki yaşlılık zamanında biz onu geri alabilelim. Yani bizim atalarımızın bir sözü vardır. Testinin içinde ne varsa o akıtır ya da görgülü kuşlar gördüğünü işler gibi. Değil mi? Çok güzel böyle hikmet barındıran sözlerimiz vardır. Biz o çocuğa küçük yaşlarında çok daha dünyaya gelmiş ve dünyayla ilgili hiçbir fikri olmayan çocuğumuza kendi gözümüzden dünyanın, anne babanın, akrabaların, değerlerin her şeyden önce ne olduğunu öğrettiğimiz zaman biz yaşlılık zamanına geldiğimiz zaman o ilişkinin, o sevgi, merhamet temelli olan ilişkinin o zaman biz beslenmeye başlayacağımızı görüyoruz. Çünkü ayet-i kerimede İsra suresinde bu durum çok gerçekten nükteli bir şekilde bize ifade edilir. Rabbimiz bizim anne babamız yanımızda yaşlandığında nasıl dua etmemiz gerektiğini bize öğretirken o ilişkinin çift taraflı olduğunu çok net bir şekilde görürüz orada. Der ki hani onlardan biri ya da her ikisi yanında yaşlandığında şöyle dua et. Rabbim onlar
benim küçüklüğümde beni nasıl sarıp sarmaladılarsa, merhamet gösterdilerse sen de bugün onlara merhamet kanadını aç. Biz burada işte o çift taraflı ilişkinin, o sorumluluk ilişkisinin, o küçük yavrunun dünyaya, dünyayla ilgili bilgilerle donatılmasının, ahlaki ilkelerimizle donatılması gerektiğini öyle güzel görüyoruz ki dolu olan çocuk işte biz de o bir zamanlar zayıf ve güçsüzken nasıl biz onu doldurmuşsak bizler de nasip olur da yaşlanır ve o biraz zayıf ve başka birine muhtaç olduğumuz çağda ondan sevgi, ondan merhamet ve şefkat görmemiz gerektiğini gösteren çok da güzel bir ayet-i kerime ve dua olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi şeyleri tabii psikolojik olarak da bize yük olarak geliyor. Neden yük olarak geliyor? Çünkü çağımızda şöyle bir sorunumuz var. Süper annelik sendromu da denmektedir. Yani bir kadın her şeye yetmek zorundadır. Çünkü biliyorsunuz hani şeyden sanayi devriminden sonra o geleneksel aileden daha modern, daha birey, daha küçük, daha çekirdek ailelere dönüşmekle beraber ev dışı hizmetler hem kadınlarda hem erkeklerde meydana geldi. Yani öncesinde o tarım toplumunda evet aile beraberdi. Kadınıyla erkeğiyle tarlada çalışıyordu ve çocuklar anne babayı görerek yetişiyorlardı. Fakat o dönüşümle beraber kırıldı bu düşünce ve algı. Ne oldu? Hem anne hem baba dışarıda. Çocuklar artık bir rol model maalesef göremiyorlar. Dolayısıyla burada yeni şeyler yüklenmeye başlandı. Fakat bu daha çok kadın üzerine yüklenmeye başlandı. Yani kadın dışarıda iyi bir çalışan, iyi bir patron, yani hizmet sektöründe ise iyi hizmet veren olmak zorunda. Evet. Fakat bununla yetmez. Eve geldiği zaman iyi bir eş olmak zorunda, iyi bir anne olmak zorunda, iyi bir komşu olmak zorunda, iyi bir gelin olmak zorunda. Bu kadar iyiliğin içerisinde binerken evet artık kadın isyan etti bence. Yani kadın figürü tamam, bu kadar rolün içerisinde varken bir de çocuk, hani bir çocuk değil iki çocuk, bunlar giderek kadının o naif psikolojisini ve bedenini maalesef bence fazla yükler bindirdi. Dolayısıyla kadın burada bir şey eksiltmek zorundaydı. Ama günümüzdeki hani kadın, çalışan kadın ve ev hanımına olan bakış çok net bir şekilde var olan bir şeyi. Çünkü kapitalizm dediğimiz şey görünür şeyler üzerinden bizlere değer atfeder. Varsa, yani bizim ürettiğimiz şey görünürse biz toplum tarafından kabul ediliriz. Yani diyelim ki dışarıda biz hizmet sektöründeysek evet belli bir miktar maaş alıyoruzdur. Evet. Öyle değil mi? Yani eğer esnafsak evet bir takım şeyler pazarlıyor ve üretiyoruzdur. Ama evdeki üretim hiçbir zaman ne yapılmaz, gözle görülmez. Yani bir çocuğun yetiştirilmesi ve oradaki fedakarlıklar değil mi? Ya da evin düzeni, bunların hepsi de aslında bir üretime girerken bu sistem onu yok sayarken diğerlerini yükseltir. Dolayısıyla kadın tercihini dışarıdan yana koyar. Ve içeride olan çocuk da değersizleşir artık. Yani tercihi evden yana değildir ve evin ekstra getirdiği yükümlülükleri kadın azaltırken dışarıyı önemser. Dolayısıyla çocuk da evde ise ve eve ait olan değerse kadın da bundan biraz daha geri çekinmek durumunda kalır diye düşünüyorum. İşte çocukla olan şu anda biraz da çetrefilli ilişkimiz, girift ilişkimiz buna dayanıyor sanırım diye düşünüyorum. Ama bu da çocuğa yapılan en büyük haksızlık olmuyor mu? Yani şimdi bir de çocuğun şöyle, çocuğun her şeyinin mükemmel olmasına kurgulu bir hayatımız var. Çocuk evet şu anda diyelim ki eğer giyiyorsa kıyafetin en kalitelisi, yani işte en pamuklusu, içerisinde işte naylonu olmasın, şu olmasın, bu yani bakış açımızı diyorum. Önceden öyle miydi peki? Yani annelerimizle, annelerimiz döneminde ya da bizim kendi bebekliğimiz ve çocukluğumuzla bugünün çocuklarının bu bakımını karşılaştıracak olursak oldukça pahalı ve oldukça özen isteyen bir neye dönüştü çocuk bakımı? Masraflı bir bakıma dönüştü maalesef. Şimdi o zaman biraz dengeleri oturtmak gerekiyor. Tekrar buradan bu mükemmel bakış açısından biraz daha dengeyi ve orta bir yola gelmek gerekiyor. Elbette biz şunu demiyoruz. Tabii önceden hani belemek diye bir tabir var. Çocuklar ne yapıyorlar? Elbette yani bu şekilde çocukların altına bağlanacak bezler yoktu. Ve onlar neydi? Toprak, altlarına toprak koyarak çocuklar o bakımlarını yerine getiriliyordu. Dolayısıyla biz onu yapalım demiyoruz. Fakat çocukların
bu şekilde çok profesyonel bir şekilde bakılması çocuk sayısını azaltıyor ve çocuğu bir yük olarak bizlerin algılamasını, telakki edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla o zaman yük olan şeyleri bir tarafa bırakmak gerekiyor. Çocukların diyelim ki her şeyinin mesela ütülenmesi bir çalışan anne tarafından sizce mümkün müdür? Yani mümkün bebeğin değil. Minicik minicik değil mi? Yani eldivenlerinden tutun çoraplarına kadar iç çamaşırları mümkün olmayan şeyler konusunda mükemmel bir bakış açısı çocuğu da tamamen ortadan kaldırıyor. Ben bunları yapamayacaksam o zaman çocuk sahibi olmayayım. O zaman kanısına varıyor anne ya da kadın. Dolayısıyla oradan biraz daha evet ütülü olmayan kıyafet de giyebilir yavrum. Yani ya da en pahalı oyuncaklar oynaması gerekmiyor bir çocuğun illaki iyi ve kapasitesini gerçekleştiren bir çocuk olması için. Kendi kendini oluşturan şeyler hatırlar mısınız bilmiyorum hepimizin vardır değil mi? Küçükken oynamış olduğumuz muhakkak çamurlardan tencereler, tavalar evet. yapar Vardı. Ve bir şey oluştururduk. Dolayısıyla her şeyi çocuğa hazır verme. Hazır vermek için çünkü anne ya da babanın performansının daha iyi olarak daha fazla saatte dışarıda iş üretmesi gerekiyor ki daha fazla kazansın ve çocuğuna tırnak içerisindeki mükemmel nesneleri alabilsin. Dolayısıyla bu bakış açısını sanırım biraz düzeltmemiz gerekiyor. Herkesin kendi imkanları ölçüsünde ama asıl olan çocuğun imkanlarıyla büyümesi değildir. Biraz sonra yine konuşacağız. Yine peygamberlerin hayatlarına geri dönerek ben bunu bağlamak istiyorum. Aslında çocuğun dünyadaki en büyük ihtiyacı sevilmek ve kabul görmektir. Şimdi biz çocuğumuza onları alacağız derken hiç birbirimize dokunamadan, hiç çocuğumuzla bir anne ya da bir baba rolünü tam olarak gösteremeden geçip giden çocukluk devreleriyle, çocukluk yıllarıyla karşılaşıyoruz. Halbuki biz bunu mesela Hazreti Lokman'ın çocuğuyla olan münasebetinde çok güzel bir şekilde görürüz. Hazreti Lokman kendisine ait olan surede çocuğuyla beraber konuşurken der ki yavrucuğum der. Yani burada bu hitapla Hazreti Lokman'ın çocuğuyla olan iletişiminde ve münasebetinde bir kez sevgi dolu bir hitap görürüz. Şimdi biliyorsunuz hala vardır babalar çocuklarıyla duygularını ifade eder bir şekilde iletişim kurmakta biraz zorlanırlar. Hala böyledir. Yani belki bundan birkaç nesil önce bu daha zordu. Fakat hala o zorlukları biz karşımızda görüyoruz. Fakat peygamberlerin hayatında çocuklarıyla her ne olursa olsun çocuklarının vasıfları. Yani bu kız olsun, erkek olsun, inanan olsun, inanmayan olsun her şekilde baba oğul, baba çocuk münasebetinde bu sıcaklığı karşı tarafa yansıttıklarını çok güzel görürüz. Ve Hazreti Lokman bir kez hani yavrum diye böyle sarıp sarmalayan bir ifadenin arkasında çocuğuna dünyada ve ahirette ihtiyaç duyacağı genel ahlaki ilkeleri verir. Sıralar Allah'a şirk koşmamanın gerekli olduğundan fakat genel bir ifade vardır ki o çok manidardır. Der ki yavrusuna yavrum yapacağın iyilik yani bir hardal tanesi dediğimiz minicik bir zerre bile olmuş olsa 7 kat gökte ya da 7 kat derin yerin dibinde bir kayanın dibinde olmuş olsa bile asla bu gizlenmeyecek. Dolayısıyla burada çok güzel bir şekilde yavrusuna ve çocuğuna der ki otokontrol ve öz bilinci verir. Yani sen şurada ben senin yanında olmuş olsam da olmasam da yanında biri olsa da olmasa da sen doğru ve dürüst olmak zorundasın ve doğru davranışı sergilemek zorundasın şeklinde genel bir ilkeyi verir. Başka inanan inanmayan demiş olduğumuzda söz gelimi Hazreti Nuh'un 950 sene kadar kendi topluluğu içerisinde hakikati haykıran bir peygamber olarak ve sonunda Rabbinin inananlarla beraber bir gemiye aldığı bir peygamber olarak Nuh Aleyhisselam dalgalar yükseldiğinde kendine inanmayan oğluyla göz göze gelir. Ve o zaman bile bakın yani ya her şey neredeyse bitmiştir. Yani inananlar bir gemidedir, inanmayanlarsa o tufanın içerisinde boğulmak üzereyken bile hala ümidini kaybetmez bir baba olarak. Ve der ki yavrusuna oğlum
bak gel bizimle beraber, inananlarla beraber gemiye bin der. Bakın orada oğlum der, yavrucum der, ya büneyyedir yani Arapça karşılığı. Oğlum yavrum yapma der. Yani hani tatlım, biz artık hani ne olarak Türkçe olarak karşılığını kullanıyorsak bunu söyler Nuh Aleyhisselam. Fakat orada bir düzeltme gelir kendisine Rabbimizden ve orada tabii der ki ben dağa kaçar kurtulurum cevabını verir. Hala hakikatten uzaktır yani oğlunun tavrı. Ve Rabbimiz der ki sen ona oğlum dedin ama o doğru olmayan bir iş üzerindeydi. Ve biz buradan şunu da anlarız. Tek bizi bağlayan bağ kan bağı değildir. Aynı zamanda hakikat için aynı hedefe doğru giden insanların da arasında özel bir bağ olduğunu biz bu ayet-i kerimeden ve bu şeyden Hazreti Nuh'un yaşamış olduklarından anlamamız mümkündür. Başka bir örnek verecek olursak. O örneği de verelim. Tamam. Sonra bir mutfağa geçeyim olur mu hocam? Tabii tabii. İsterseniz siz mutfağa geçin çünkü biraz uzun olabilir. Yusuf Aleyhisselam'la evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam o çocuk ve kardeşler arasındaki yani ilişkiler, çocuklar arası ilişkilere vereceğimiz güzel bir örnek olabilir. Sizi mutfağa alalım. Bölmeyeyim o zaman. Tabii bir mutfağımıza bakalım. Malzemelerimizden bahsedelim. Sizi de biraz dinlendirmiş olayım. Buyurun. Zeliha teyze ne yaptın? Hazırlık yapıyorum. Ne hazırlığı yaptın bakayım? Köfte hazırlığı yapıyorum. Hamurunu yoğurdum. Kıymasını kavurdum. Tamam, ocağımızla anlaştın mı? Anlaştım, çok tamam. Güzel. Elhamdülillah. Git, arkadan düştü. Ne düştü? Mikrofonun mu düştü? Kızık sesini de duyuyorlar ama senin. Tamam, onu kurtarırız. Reklamda kurtarırız. Seni rahatsız ediyor mu şu an? Yok, rahatsız etmiyor. Tamam, hayır. Daha fazla düşmez o. İşte bir ayarladım. Güzelcene. İnşallah bitirmeyi nasip eder Allah. Hadi anlatacak mısın bize neler yaptığını? Hamurunu nasıl yaptığını falan hamurunu, anlatacak mısın? 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 2 su bardağı düğün, yarım soğan incecik doğranmak şartıyla salçası, hı hı. Dışına 250 gramlık yağsız et, yağlı et içine oluyor. Ve güzelce ceviz büyüklüğünden alaraktan adam başı olaraktan yani 5'er tane 6 tane yeme şartıyla güzel bir içli köfte çıkaracağız inşallah. İnşallah. Peki İnşallah. Şimdi hamurumuz hazır mı? Hazır. Hamurum hazır şu anda. Peki şöyle bir gösterelim mi nasıl yapılacağını? Tabii ki. Tamam. Sen mikrofon tamam. Düştü bu arkama. Düştü mü mikrofonun? Dur bakayım. Ama senin mikrofonu şu anda biraz toplamamız zor olacak ama. Şu aşağıdan yukarıdan toplayayım mı? Rahat edemedin mi? Peki o zaman sen malzemeleri tekrar söyle. Hı hı. Ben senin mikrofonunu kurtarayım. Git. Tamam. Tamam. Malzemelerim 2 su bardağı irmik. Dur. Evet. 1 su bardağı un, 2 su bardağı düğün, 1 yarım soğan, hı hı. Ve yağsız kıyma, 250 gram yağsız kıyma. Tamam. Bunu güzelce yoğuruyorsun. Yoğurma işini bitirdikten sonra bunları ceviz halinde alıyorsun, içini güzel uyuyorsun. Çok güzel bir inşallah ağız tadıyla yemeği nasip eder. İnşallah. İş kıyması da yarım kilo iş kıyma, ceviz, maydanoz, soğan. Tamam. Karabiber, pul biber içine ekliyorum. Ve bunlarla beraber inşallah haşlayaraktan veya kızartaraktan, haşlamada olaraktan yenebiliyor, kızartma olaraktan da yenebiliyor. Yalnız hiç heyecan görmedim sende. Gayet rahat Şimdi rahat ben buraya bir evime mi? Gelmiş gibi oldum. Değil mi? Burası senin evin. Yani bir ev oldu yani. Benim için fark eden bir heyecanım yoktu yani. Elhamdülillah. Heyecan da sadece Resulümün yanına varmaya heyecanlandım. Çünkü ona nasıl bir yüzle bakacağımı o zaman çok büyük bir heyecan almıştım. Elhamdülillah. Ama böyle şeylerde heyecan duymuyorum. Çünkü hizmet güzeldir. Değil mi? Doğru evet. Söylüyorsun. Hizmet güzel. Şimdi elimizi yıkayıp bir gösterelim tabii, mi şöyle nasıl yaptığımızı? Tamam. Suyumuz da burada. Yani yadırgadım. Yani bir şey olmadı elhamdülillah. Yadırgadığım bir şey olmadı mı? Onun maydanozu kaldı. Onun maydanozunu yapacağım şimdi şu anda. Tamam. Elimi yıkadım. Tamam. Şimdi bunu alıyorum. Eliniz şimdi, ıslak olursa daha mı iyi tabii, oluyor? Tabii tabii. Aslında ıslatmam lazım. Yine ıslatacağım. Suyu yanına şey koysaydık aslında. Bunlar da tabak ayarladım. Tamam. Bu şekilde yapıyorsun. Bu şekilde ıslatarak bunun
Dış duvarı ince olması lazım. Yerken çok kalın gelmeyecek ağzına. İşte fazla. Bak bunu var ya, bir çatlıyor bu ya. Tutmuyor mu kıvamı? Bende çatlamıyor ama çatlayan da olabiliyor tabii. Yağ oranı çok olursa çatlar. Yağ çok olursa tabii, mı çatlar? Tabii çatlar. O zaman yağ tutmaz. Peki senin böyle çatlamaması için ya da parçalanmaması için özellikle yaptığın bir şey var mı? İşte bu şekilde kapatacağım. Hı. Bu şekilde koyacağım. Kaynama suyunun içine koyduktan sonra haşlanacak. Haşlıktan çıkartacağım. Normal yağda kızartacağım. Hı. Eğer ben normal, de sen normal yağ isteyen olmazsa haşlama da yiyebiliyor. Biz ikisini de göstereceğiz mi? Tabii ikisini gösterelim. İkisini tamam bence de ikisini de gösterelim. Tabii ikisini de gösterelim. Ben de elimi yıkayayım şekilde. Geleyim sen anlatırken. Evet, bu şekilde. Şimdi sunuculuğu sana bırakıyorum. Hı. Nasıl yaptığını anlatmayacaksın mı? Ben gelene kadar. İşte bu şekilde yapacağım. Hı. Şimdi şeyim kavruluyor. Kıymam kavruluyor. Maydanozumu dökeceğim. İçinin cevizini dökeceğim. Harç cevizini dökeceğim. Önemli olan eşit almak lazım ki eşit yapacağız. Ben de yapayım mı bir tane? Yapabilirsin tabii ki. Tamam ellerimi yıkadım. Ellerini yıkadıysan bu şekilde havuzunu açıp ondan sonra bunu kalem kalem şeklinde ayarlamak lazım. Yani ben sana şu şekilde top yapayım. Tamam. Bu topları. Ay dur. Tamam. Şimdi bunu şöyle yapacaktım. Şöyle yapacaksın. Şu şekilde yapacaksın. Birazcık daha alıyorum. Büyüklük eşitliğimiz olsun. Şu. Şöyle. Bastırıyorum. Bu bastırıyorsun. Evet. Yanımıza su alalım. Suyla açalım. Tamam. Suyu getireyim. Bu şekilde havuz şeklinde yapıyorsun. Şöyle değil mi? Evet. Doğru yaptım. Evet. Evet. Doğru yaptın. Çok güzel yaptın. Tamam. Elhamdülillah. Şöyle oldu. Benim. Ben suyu alayım. Elini sulandırırsan daha güzel rahat açabiliyorsun. Şu kadar iyi mi? Yok. O biraz küçük. Şunu da koy. Evet. Bunları yaparken yanımızda hep su olur zaten. Evet. Evet. Bu şekilde su şeklinde alacağız. Şöyle yapıyorduk. Evet. Bu şekilde yuvarlayarak da. Sen nerede öğrendin işte köfte yapmayı? Benim bir Antepli bir arkadaşım vardı benim. Polis. Şu anda Allah'ın rahmetine kavuştular. Allah gani gani rahmet eylesin. O arkadaşım çok sık yapardı. Biz ev günlerini çok yapardık. O arkadaşımdan öğrendim. Yalnız ben bunu öğrenmeli 30'u geçti. 30 yılı geçti. Oo, sen bayağı ustası olmuşsun evet. O zaman. Bak yani ben her şeyde yapardım. Her günümde yapardım. O arkadaşı anmak için yapardım. Bu şekilde havuzlandırıyorsun bunları. Çok güzel. Biraz daha incelteyim mi? Evet. Biraz daha küçült. Şimdi harcımın İç malzemesine cevizimi koyuyorum. Ocaktayken koyuyoruz evet, cevizimi de. Evet, ocaktayken koyuyorum. Ve ocağı şimdi biraz sonra kapatacağım. Kapattıktan sonra maydanozunu yapacağım. En son maydanozunu içinde yeşil olması için. Ocağımı kapatıyorum. Bu şekilde kavurdum. Şöyle iyi mi? Şu iyi mi? Çok güzel. Çok güzel. Hocam siz sever misiniz içli köfte? Ustası tarafından yapılırsa elbette çok severiz. Yiyeceğiz bugün programın sonunda. Afiyet. İnşallah. İyi mi? İnşallah. Teyze. İnşallah. İnşallah. Allah yedirmeyi nasip etsin. İnşallah canım benim. Yalnız çok güzel de kokuyor ha. Kavurduk ya cevizliyle evet. Beraber her ikisini de şey, kavrulması çok önemli. Yani şimdi kıymanın da kavrulması önemli. Hı hı. Çünkü köfte olaraktan çıkıyor bu. Köftesi böyle güzelce alması lazım. Yani kokusunu vermesi lazım. Etin şeysi çıkacak. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu programda çok yemek öğrendim ben ya biliyor musun? Evet. Tatlı matlı öğrendim. Evet çok güzel. Yemekleri öğrendim. Çok güzeldir. Tabii yapıp ki. Da yedirtmek de çok güzeldir. Mutlaka işte ki. O kısımda biraz eksiğim hala. yapıp da yedirmiyorum. Eksik değilsindir de. Tabii birazcık gençliğin böyle ne bileyim ne derler hani vazgeçeyim daha ileride yapayım der gibi oluyor. Biz çünkü bu gençlikte biz de öyleydik. Daha ileride yapalım. Dediği gibi daha ileride yaptık yani. Yapılıyor ama değil mi tabii, daha ileride? Tabii. Çok güzel. Tamam.
Çok güzel. Kendin gibi minicik yaptın. Çok güzel. Güzel güzel. Her şeyi güzel temizle. Evet. Yaptıktan sonra yedirmek güzeldir. Vermek güzeldir. Alan el veren elden üstün. Elhamdülillah. Her an için vermek lazım. Almak da iş değil. Onu vermek de iş. Doğru söylüyorsun. Almayı nasıl olsa alıyoruz ama paylaşmayı bilmek de, lazım mı demeliyiz ona? Vermek de fedakarlık demektir. En güzel şey onları harcamak demektir. Harcamazsak hiçbir şeyin faydasını, tadını alamayız ki canım benim. Değil mi? Tabii ki. Bir kazandığım paranın rahatlıkla gidip de oh be ben bugün helalımdan bir para kazandım. Şunu bir alayım, eşimle, dostumla yiyeyim demek lazımdır. Bence böyle yani. Ama başkaları bunu paylaşmasını bilmez. Ben de paylaşmayı çok seven bir insanım. Elhamdülillah Allah bana da bunu sundurmuş. Bak bu şekilde içimiz hazırlandı. Çok güzel, mükemmel oldu. Çok güzel oldu şimdi. Ve bunun yemesi de harika olacak inşallah. İnşallah. Artık tuzu tadı Rabbim koymuştur bunun içine bunu. Tamam. Güzel şimdi mi? Kapatalım mı? Evet, bir iki tanesini. Tabii tabii. Bekletmiyoruz değil mi? Böyle hemen ocakta indirdikten sonra. Ondan sonra suyum kaynayacak. Suyumu kaynatacağım. Tenceremi yıkayacağım. Suyunu kettle'da kaynatsak olur mu? Orada tabii hemen ama yok. Tencerede kaynayacak. Tencereden çıkartacağım süzgeçle. Süzgeçle çıkartacağım. Önce suyu kaynatmayacağız mı sadece? Önce suyu kaynatacağım. O suyu kettle'da kaynatalım mı? Olur. O da olabilir. Onu hemen reklamda koyarız. Tamam. Şimdi gel bunların içini dolduralım. Tamam. Ben bir küçük bir kaşık alayım. Tamam. Küçük bir kaşıkla dolduralım bunu. Bir tane de tabak alalım mı orada? Tabii. Zeliha teyzem mutfağın yerini, her şeyini öğrenmiş. Bu da benim. Tahta kaşıkla değil, bundan doluyor böyle. Süzdüreceğiz yağını güzelce. Bakayım ben de nasıl yapıyorsun? Bunu alıyorsun. Hepsini öğreneyim. Evet, öğren yavrum. Çok güzel. Bu şekilde alıyorsun. Bu şekilde kapatıyoruz. Ya bayağı da doldurduk öyle içini. Evet. Yok tabii. Boşta bırakmıyoruz. İşli köfte. Tamam. En nihayeti işli köfte olaraktan diye geçiyor bu. Ve bunu kapattıktan sonra bu şekilde şey diyor. Bak yağlı olduğu zaman işte çatlama yapar. Değil mi? Bunu yağlı olmayacak. Yağını süzdürmemiz lazımdı ama yine de çatlamaz inşallah. Bu şekilde şekil vereceğiz. Şekil vere kapatacağız. Hmm. Sen de geç. Tamam. Yağını süzdürerek al. Yağını süzse evet, miydik? Kıyma yağlıymış. Yağını süzelim mi? Evet. Yağını artık biz süzdürerek alalım onu. Bunları kızartmaya olabilir yani. Bunlar kızartmaya olabilir. Ya yuvarlak yapacaksın ya bu şekilde şekil vererekten uçlarını antep şekline getireceksin yani. Uçları sivri oluyor ya bunun. Hı. Ay ben çok mu koydum ya? Yok iyi. Kapatmaya gayret et. Biz bunu bunları kızartmaya ayarlayalım. Bunlar kızartmalık olsun. Tamam. Haşlamalı da daha şeyli yapalım. Şuradan üstüne kapatsam olmaz mı şöyle? Olur olur. Tabii minnacık alabilirsin onu. O şekilde olabilir. İyi çok çatlattım bak görüyorsun değil mi? Evet çatlatmayacaksın. Bunun önemli olan çatlamaması. Çatlarsa işe yaramıyor. Ama o çatlakları kızartabiliyoruz işte. Çatlarsa kızartıyoruz. Hı-hı. Evet. Çatlamazsa ay bak oldu ama görüyorsun tamam, değil mi? Tamam çok güzel. Çok güzel. Yaptım. Çatlak olanları farklı koyalım. Bak bu şekilde. Bir tane daha yapayım. Sonra reklama tamam. Gidelim. Tamam. Şunu da yapıyorum. Ondan sonra gideceğim reklama. Evet. Bu şekilde yapıyorsun. Bak. Yağımı süzüyorum. Bunlar çatlamayacak. Bunlar suya gelir. Bak seninki de şöyle koyalım. Çatlamayacak şekilde. Dur. Bunun içini biraz az koyayım. Hı. Şöyle. Etimiz yağlıymış yalnız. Et biraz daha yağsız olacak. Alamamış mıyız eti? Evet. Eti yağlı almışsınız. Bilememişiz. Bu şekilde davranacaksın buna. Bunu gayet güzel nazik yapacaksın. Tamam. O zaman ben reklama gidiyorum. Evet, hadi. Çok bunu güzel da düzelteceğim oldu. Reklam evet. Arasında. Tamam. Evet. Şimdi bir reklam var. Tamam. Teşekkür ederim.
sorun olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Yusuf Aleyhisselam küçük olduğu için ve sonra dünyaya geldiği için bazı tefsirlerden öğrendiğimize göre annesini kaybeder Yusuf Aleyhisselam. Dolayısıyla hem annelik hem babalık görevini üstlenen Yakup Aleyhisselam biraz daha yakın davranır. Fakat bu yakınlığı, yani babanın bir çocuğa olan yakınlığı, diğerlerinin aslında kıskançlığını celbeder. Ve ondan dolayı bir korku içerisindedir Yakup Aleyhisselam. Acaba hani bir zarar dokundururlar mı? Bizim bir yine deyişimiz vardır değil mi? Sakınan göze çöp batar. Evet. Yani bir şeyi eğer olduğundan çok daha fazla önem verecek olursak, aman, hatta şey, çocuklarımız konusunda da böyledir. Yani başına bir zarar mı gelecek, düşecek mi, kalkacak mı demeye gelmeden, varmadan nedir? Çocuğumuzun başına herhangi bir şey gelebilir. Bunu aynı zamanda hani konunun uzmanları da bunu söylemektedir. Aslında aynı nöron dediğimiz beynimizdeki bir takım hücrelerle biz o düşündüğümüz olumsuz şey neyse, aslında onu biz ne yapıyoruz? Beynimizin içerisinde kurguluyoruz, varmış gibi yapıyoruz ve hiç farkına varmadan bazı davranışlarımızla o olumsuz olayı da çekmiş oluyoruz. Yani evet, güzel düşünmek, evet güzel bakmak ve güzelle karşılaşmak dediğimiz şey bu anlamda önem kazanmış oluyor. Yakup Aleyhisselam da işte böyle bir şeyin içerisinde giriyor. Acaba başına bir zarar gelir mi Yusuf Aleyhisselam'ın küçük olduğu için? Ve öbür taraf bileniyor. Çünkü daha çokturlar Yusuf Aleyhisselam'dan, daha güçlüdürler. Diyor ki, bu kadar biz hani babamızın yanında güçlü, kuvvetliyken neden ona daha çok özen gösteriyor ve daha çok seviyor? Yani burada aslında biz şunu görüyoruz, çocuklar arasında münasebetimizi geliştirirken, çocuklara bakış açımızı geliştirirken, evet bir taraf daha gerçekten şey olabilir, bakıma muhtaç olabilir. Fakat diğer tarafı kıskançlığını belki şey tahrik etmeden bu ilgiyi karşı tarafa vermemiz gerektiğini biz bu Hazreti Yusuf'la Hazreti Yakup kıssasından çıkarmamız mümkün oluyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı gerçekten yok etmekte çözümü bulurlar. Yani eğer yok olursa babanın o sevgisini ve ilgisini üzerine çekebileceğini düşünürler. Yani biz yine buradan şunu çıkarmaktayız. Çocukların yaşı kaç olursa olsun, küçük ya da büyük, her zaman anne ve babanın sevgisine, ilgisine muhtaçtırlar. Yani hep o biricik çocuk olmak, biricik insan olmayı, kaç yaşımıza varırsak varalım, o ihtimamı ve özeni görmek isteriz. Yine Efendimizin hayatında anlatacağız çocuklara nasıl önem ve ihtimam gösterdiğini. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı yok ederler, yani bir kuyuya atarlar. Eğer evet, babamın hani gözünün önünde olmazsa biz değerli olacağız. Ve Yusuf Aleyhisselam tabii oradan alınır, işte Mısır'a götürülür, köle olur vesaire. Fakat arkada kalan babanın yine tavrı çok önemlidir diğer çocuklarıyla ilişkisinde. Der ki, ben biliyorum ki aslında siz yaptınız ama ben yine de bundan sonra iyi, güzel bir sabır göstereceğim. Yani sabır dediğimiz şey, Türkçe'de daha çok biz bunu tahammül gibi görüyoruz. Yani tahammül karşılıyor aslında. Ama tahammül değildir. Yani tahammül şu, ne kadar acı hissedersek hissedelim, ne kadar olumsuzlukla karşılaşırsak karşılaşalım hayatımızda, hiçbir şey yapmadan elimizi kolumuzu bağlayıp onun geçmesi için beklemenin ismidir tahammül. Ama sabır öyle değildir. Sabır bir ışıktır diyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Işık olması ne demektir? Ümit var olarak ve sonunda bunun iyi neticeleneceğini düşünerek o yolu açmak demektir. Yani orada bir hareket vardır sabırda aslında. Yani Yakup Aleyhisselam'da da onu görürüz ve ikinci çocuğu da Yusuf Aleyhisselam'dan sonra ikinci çocuğu da yok olur. Hikayenin, yani yaşanmışlığın ilerleyen safhalarında Yusuf Aleyhisselam Mısır'da etkin bir pozisyondadır devlet yönetiminde. Kardeşleri o kuraklıkla beraber kendilerinden bir takım zahire ve yiyecek, buğday, arpa vesaire almaya gelince onları tanır ve kardeşi Bünyamin'i yanında koyar, alıkoyar. Ama Yakup Aleyhisselam'ın bunlardan haberi yoktur ve ikinci çocuğu da gözünün önünden kaybolmuştur, uzaklardadır. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam tekrar der ki, bilmez tabii kimin ne yaptığını, ama der ki ben yine iyi bir şekilde ne yapacağım, bu durum karşısında tavır sergileyeceğim ve şunu söyler,
Ben gerçekten çok üzüldüm. Yani çünkü iki çocuğu kaybetmek ne demektir? Yani mesela şu an mesela kayıp insanlar var değil mi? Kayıp çocuklar var. Bizler de bunu zaman zaman medyada görüyoruz. Nerede olduğu belli değil. Yani ölü mü, sağ mı? En azından insan cenazesini almış olsa ve değil mi kabrini bilmiş olsa onunla o ilişkisini devam ettirir, gider, duasını eder. Fakat o da yok. Yani aynı durum Yakup Aleyhisselam'ın başına gelir tam da. Ve der ki Rabbim şu an hissettiğim üzüntüyü ve kederi sana havale ediyorum. Yani bunun çıkış noktası sensin. Dolayısıyla bizler de hani çocuklarımızla olan münasebetimizde hem peygamberlerin hayatında bunu görüyoruz hem Hazreti Peygamber'in hayatında bunu görüyoruz. Evet, iyiliği ve doğruluğa teşvik ederken kaç yaşında olursa olsun çocuklarımız, fakat duaya sarılmanın çok son derece önemli olduğunu görüyoruz. Yani çünkü dua kulluğun özü ise bir şeyin özü, yani mesela nedir? Kemiğin özü iliktir değil mi? İlik, evet, demektir aslında, evet. Şeydeki Arapçadaki ifadesi. Yani ilik ne demektir? Eğer olmadığı zaman o kemik o sertliğini, tabiatını kaybeder demektir. Dua da böyledir tam. Yani kulun Allah'la olan ilişkisinde, münasebetinde eğer duayı çekip alacak olursak o kulluk aynı o kemik tozu gibi ne yapacaktır? O sertliğini, o dinamizmini koruyamayacaktır. Şimdi Yakup Aleyhisselam'da tam bunu görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki şeye geçecek olursak, resme geçecek olursak, ya Yusuf Aleyhisselam hani o küçüklüğünde görmüş olduğu rüyanın tabiri tefsirlerimizde 30 ya da 40 yıl gibi bir zaman dilimi verilir. Kendisi Mısır'da önemli bir görevde bir bürokrattır. Ve neden sonra o kardeşlerine gerçeği açıklar. Ve gerçeği açıklarken şunu söyler. Der ki bugün size hiçbir şekilde geçmişi hatırlatma, başa kalkma yok. Yani bu ne kadar güzel. Halbuki siz yıllar boyunca ailenizden, yaşadığınız memleketten çok uzaklara düşmüş, çok çeşitli sıkıntıları aslında parantez içerisinde söylüyorum o kardeşleriniz yüzünden çekmiş olabilirsiniz. Ama 40 yıl sonra karşılaştığınızda sanki o ilişkiyi daha dün ayrılmış gibi devam ettirebilmek büyük bir gerçekten erdemdir. Ve Hazreti Yusuf işte bunu gösterir. Burada çok şey vardır aslında, hani baba çocuk, çocuklar arasında, kardeşler arasındaki münasebette ki ayeti sure başlarken der ki düşünenler için pek çok ibretler içeren bir kıssadır der. Yani pek çok yerden tahlilleri yapabileceğimiz bir kıssadır, bir hayat hikayesidir. Dolayısıyla peygamberlerin hayatında da bunu görüyoruz. Çocuklarıyla olan münasebetlerinde hep böyle sıcak bir ilişkinin olumlu ya da olumsuz durumlarda görüyoruz. Yani bunu yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına buradan girizgah yapacak, evet, olursak bunu da son derece bariz bir şekilde görmekteyiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir babaydı. Evet, bir eşti tabii ama bir de aynı zamanda dedeydi. Acaba nasıl davranıyordu çocuklara, değil mi? Yani bu çok önemli. Dediğimiz gibi çocukların hiçbir değerinin olmadı. Hele bir de kızsanız. Ayet-i kerimelerde bu çok net bir şekilde görünüyor. Eğer bir kız çocuğu dünyaya gelmişse o babanın utancından ve sinirinden yüzü kapkara olurdu diyor. Bir kız çocuğuna kimse o dönemde sahip olmak istemiyor. Neden? Çünkü o dönemde tabii sonuçta erkekler savaşacak, erkekler çalışacak. Dolayısıyla kadınların sadece bir tüketim malzemesi olarak, meta olarak görüldüğü bir dönemde bu tabuları tamamen ortadan kaldırmış bir peygamberle, bir insanla karşı karşıya kalmaktayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kız ve erkek çocuklarıyla alakalı hiçbir ayrım yapılmamasını, yani yüksek düzeyde bahsetmiyorum, en ufak davranışlarımızda bile yapılmamasını şu olayından biz rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bir gün sahabelerden bir tanesi, yanında iki tane çocuk var. Bebek diyelim. Biri erkek ve biri kız çocuğu. Diyor, kız erkek çocuğunu kucağına alıyor ve Efendimiz hemen orada bir müdahalede bulunuyor. Diyor ki madem kucağına aldın, hem erkek çocuğunu hem de kız çocuğunu alsaydın ya diyor.
Bu çok güzel bir şey. Yani kucağımıza alıncaya kadar o adaletin temini ya da çocuklar arasında cinsiyet ayrımının yapılmamasını, bakın en ufak davranıştan bahsediyorum. Yoksa hani çocukların öldürülmemesi, kız çocuğunun öldürülmemesinden, diri diri toprağa gömülmemesinden bahsetmiyorum. Bunlar elbette yapılmayacak. Fakat yani biz günlük hayatımızda bile bazen Orta Anadolu'nun hala vardır yani böyle bir şeyi, erkek çocuğuna olan düşkünlük. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz der ki yani çocuklu olmanın, çocuksuz olmanın her ikisinin de bir imtihan olduğunu. Rabbimiz kiminize diler kız çocuğu verir, kiminize erkek çocuğunu verir. Kiminize hem kız hem erkek verir, hem kiminize çifter çifter verir, kiminize hiç vermez. Dolayısıyla bunların her biri çocuklar bir imtihan vesilesi olabilir. Ve hangisinin de hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Yani kız çocuğunun mu? Ya da erkek çocuğunun mu hayırlı olduğunu bilemeyiz ve bizim isteğimiz çocuk dünyaya gelmişse, çünkü bu dünyanın en kıymetli, gerçekten bize bahşedilen nimetlerinden bir nimettir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in torunlarını severken, bunlar benim dünyadaki iki reyhanım der. Reyhan çiçeğini hepimiz biliyoruz, evet, değil mi? Evlerimizde var. Son derece güzel kokusuyla şey yaptığımız, ferahladığımız. Dolayısıyla işte orada Efendimiz bir teşbih ve benzetme yaparak diyor ki bir ferahlama aslında fonksiyonu görür çocuklar bizim için. Yani onların yeni bir bebek dünyaya geldiğinde, ailemize yeni bir fert olarak katıldığında, bizim çok hızlı akan dünyamız, biraz daha yaşantımız, hayatımız yavaşlar. Onun nefes almasındaki o yavaşlık, o tazelik, hatta cennet kokusu deriz çocuğumuzu şey yaparken, öperken. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hem kendi çocuklarını severken, hem torunlarını ve diğer çocukları da severken öper. Hatta bunu o dönemde garipseyen bir sahabe vardır, Akra bin Habis. Der ki ya Resulallah, sen çocukları öpüyorsun. Yani bakın, yadırganacak bir durum olarak görür. Benim 10 çocuğum var, bir tanesini bile öpmedim der. Efendimizin verdiği cevap şudur: senin kalbinden Allah Celle Celaluhu merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim? Demek ki bakın, çocuklara sevgimizi gösterebilmek aslında bizdeki merhametin bir tezahürüdür ve olması da gerekir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylemektedir: siz yeryüzündekilere merhamet gösterin ki gökyüzündekilerin merhamet size merhamet göstersinler. Demek ki bir ilişki var. Yani dünyada yaşarken çok boyutlu bir ilişki içerisindeyiz. Yani şöyle değil, bu iyidir, bu kötüdür, bunu yap, bunu yapma gibi çok sığ bir bakış açısıyla dünyayı ve hayatı değerlendiremeyiz. Çok katmanlıdır. Yani her bir ilişkimizde çok boyut vardır. Bizim çocuğumuza gösterdiğimiz ilişki, bir başkasının yavrusuna gösterdiğimiz ilişki başka merhametleri celbeder. Başka nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, takva içinizde takvalı gençleriniz olmasa ve şu ağlayan çocuklarınız olmasa, yerde sürünen hayvanlarınız olmasa, üzerinize ve yaşlılarınız olmasa, yeryüzünde türlü türlü belalar olurdu ve üzerinize türlü türlü belalar inerdi diyor. Bakın, demek ki bizlerde o merhamet ilişkisini yine burada görüyoruz. Hani gökyüzüyle yeryüzü arasındaki merhamet ilişkisi. Yine yeryüzündeki bir takım merhameti celbedecek, zayıf diyebiliriz. Yani evet, bir çocuk zayıf olabilir. Bir genç bir yetişkine göre zayıf olabilir. Bir hayvan, değil mi? Yani bir insana göre zayıf olabilir. Bir yaşlı, evet, yine güçlü kuvvetli olan bir insana göre zayıf olabilir. Bu saymış olduğumuz aslında sınıftaki varlıklar zayıflığıyla ön plana çıkan varlıklar. Dolayısıyla o işte zayıf olanlar yeryüzünde belaların gelmesini engelleyen bir paratoner görevi görmektedir. Ve Efendimiz bunu söyler. Dolayısıyla bizim işte bütün bu saydığımız sınıflara olan bakışımız hep merhamet gözlüğüyle olmak zorunda. Merhamet odayla onlara bakmak durumundayız. Ve onlara işte bu değeri atfederek bakmamız lazım. Evet, bu çocuk olmasaydı, bu çocuklar olmasaydı yeryüzünde bu denli saflık olmayacaktı. Çünkü çocuk saflığı ve temizliği bizim gözümüzde temsil eder, değil mi? Yani yalanı bilmez çocuk doğduğu zaman. Yalanı
hangi çocuk değil mi yalanla doğar? Yani. Saf ve tertemizdir, bembeyazdır. Ancak ne yapar? İşte toplumda başta ailesi, anne babası olmak üzere var olan yanlışları göre göre o çocuk onu bir değer yargısı olarak kabul eder ve benimser. Dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara evet muhakkak sevgisini gösterirdi. Çocukları bir kez önemserdi. Mesela nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz çok güzel bir şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların yanından geçtiği zaman muhakkak selam verirdi. Hatta bazı çocuklar peygamberimizin yanından hani merhaba işte selamünaleyküm o gününün selamı her neyse onunla mukabele etmesinden dolayı bazı çocuklar nedir? Hani kendilerini değersiz olarak gördüğü zaman utanırlar, sıkılırlar ve sonra şey yaparlar, böyle gülerler. İşte böyle tepki gösteriyorlar. Yani biz selam verilecek ve değerli görülecek varlıklar mıyız şeklinde bir davranış sergilemektedirler. Halbuki Efendimiz onları oradan alır, daha yüksekte bir yere koyar. Hayır, sizin benlik algılarını, çünkü o dönemde çocuklar günümüzdeki gibi değil yani. Öyle değil mi? Yani bir yok sayılma var. O yok sayılma durumundan alır ve sizler gerçekten önemli ve değerli varlıklarsınız şeklinde bir yere koyar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimizin bakın onlara değer verdiğini şuradan biliyoruz. Hazreti Enes peygamberimiz Medine'ye geldiğinde 8 ya da 9 yaşlarında bir genç demeyelim de çocuk diyelim artık bir çocuk ve 10 sene süreyle Efendimizin yanında bulunur. Ailesinden biri gibidir yani ailesinin bir ferdi bir çocuğu gibidir ve der ki 10 yıl boyunca ben hizmet ettim Efendimiz'e, onun isteklerini yerine getirdim ama bir gün bile şunu şöyle yapmasaydın da böyle yapsaydın, neden böyle yaptın demedi. Ya da bana kötü bir söz söylemedi ve işte zaten hani küfretmesi mümkün değil tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama garip bir ifadeyle bile karşılaşmadım der. Şimdi bu çocuğa değer vermek değildir de nedir? Öyle değil mi? Yani şimdi çocuk hakları vesaire bizler hani bunu gündemimize taşırken ya da Batı'nın önemsediği dönemden yola çıkarak geldiğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette o günün çocuk hakları terimi yoktu, kadın hakları terimi yoktu. Hı hı. Fakat çok daha önemli bir şey ne olursa olsun hayvan hakları bunların üstünde bir varlığın hakkını yerine getirmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok şeyinden konuşmasından ve tavsiyesinden yola çıkarak söyleyebiliriz. Çünkü sahabesine şunu açık bir şekilde söyledi. Çocukların sizin üzerinizde hakkı var. Demek ki hakkı olan bir varlığı dünyaya getiriyorsak o hakları yerine getirmemiz gerekir. Peki hakları derken evet birincisi daha önceki bir önceki bölümde söylemiştik. Bir kez yaşama hakkı olduğunu zaten ifade evet. ettik Kur'an-ı Kerim'in. Deyimiyle. Başka ne tür hakları var? Daha dünyaya adım basarken yapmamız gerekenler var. Diyor ki evet eğer bu yavrumuz bizim ailemizde dünyaya gelmişse, İslam diyarında beldesinde dünyaya gelmişse bir kez ona ilk telkini veriyoruz. Sağ kulağına ezan okuyor, sol kulağına kamet getiriyoruz. Evet sen yavrum bir Müslüman ailesinde dünyaya geldin şeklinde sorumluluklarımız var. Sonra devam ediyor bakın fiziksel olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine torunları dünyaya geldiğinde bir şükran göstergesi olarak saçlarını tıraş eder ve karşılığında gümüş sadaka ederdi. Sadaka verirdi. Bu çok güzel bir şey. Yani çocuğumuzun ilk böyle anne karnından getirmiş olduğu saçları tıraş edilir. Onlar tartılır. O tartılarının mukabilinde gümüş tasadduk edilir. İhtiyacı olan birine verilir. Bu nedir? İşte aslında değerli olduğunu göstermek için. Yani sen o kadar değerlisin ki senin gelişinle ben bir başkasını sevindiriyorum demektir bunun anlamı aslında. Sonra Efendimiz yine çocuğumuz dünyaya geldiğinde yaptığımız ilk işlerden bir tanesi nedir? Bir isim koymaktır, evet. at takmaktır. Ve bu konuda Efendimizin yine bize tavsiyeleri var. Diyor ki çocuk evet geldiği zaman iyi isimler, güzel anlamları içeren ve peygamberlerin de isimleri olabilecek isimleri takmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi günümüz dünyasında şöyle bir eğilim ve trend var değil mi? Çocuğumuz dünyaya geldiği zaman şöyle kimsede olmayan hiçbir şekilde duyulmamış
Söylemesi tek, zor, anlaşılması evet, zor. Yani değil mi? Yani evet, tek olacak bir, ya kendi nasıl biricikse isminin de biricik olması ve kimse de olmaması. Eskiden şey vardı biliyorsunuz, ev hanımları dantel örerlerdi ve örneğinin kimse de olmaması için saklarlardı. Evet. Çünkü biricik olacak, yani kimse de örneği olmayacak. Aynı o şekilde bakın giden, halbuki çocuk ait olmak ister. Her şeyle ait olmak ister ve ismiyle de ait olmak ister. Diyelim ki biz birine bir peygamber ismi ya da peygamberimizin ismini verdiğimiz zaman çocuk belli bir yaşa geldiği zaman soracak. Yani niçin anne bana bu ismi verdiniz diyecek. Mesela benim de oğlum var, onun bir ismi Ahmet ve o aynı şekilde bana sordu. Anne niçin Ahmet ismini verdin? Yani ben kime aidim? Bunu sormak ve sorgulamak istiyor. Dedim ki oğlum peygamberimizin isimlerinden biri Ahmet. Gökteki ismi Ahmet. Neden Muhammed ismini vermedin? O yerdeki ismiydi diyor. Yani bakın çocuklar kendi isimleri konusunda da bir yere ait olmak istiyorlar. Dolayısıyla yani böyle ben hani izleyicilerimize, özellikle genç olan, bebek bekleyen izleyicilerimize buradan seslenmek istiyorum ve eğer isim konulacaksa böyle ne bileyim ne oluyor işte yaprak, böcek vesaire, yani böyle farklı isimlerden yola çıkarak hiç duyulmamış bir şey koymak yerine anlamı güzel olacak. Evet. Çünkü Efendimiz anlamı kötü olanları onları değiştiriyor. Yani işte kaya, savaş gibi bu şekilde. Çünkü orada bir sertlik var. Orada bir şiddet var. Yani biz her çocuğumuza seslendiğimizde savaş derken savaşı hatırlayacak çocuk. Dolayısıyla biz orada hiç farkına varmadan bilinçaltına şiddeti ne yapacağız? Gün be gün yükleyeceğiz. Dolayısıyla bunun, bu konuda dikkatli olmak gerektiğini söylemek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ilişkisini devam ettirirken, kendi çocuklarıyla ilişkilerini devam ettirirken saygı temelli ve şahsını ezmeden devam ettirdiği bir ilişki biçimine rastlamaktayız. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarından hepsi Hazreti Fatıma haricinde kendi sağlığında vefat ettiler. Sadece Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin vefatından 6 ay sonra 29 yaşında, daha çok gençken vefat etti. Yine vefat eden çocuklarından bir tanesinin ismi de İbrahim. İbrahim 18 aylıkken vefat ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat o dönemde süt anne uygulaması var. Yani bizim tabii örfümüzde olmayan bir uygulama. O tabii Arabistan gayet sıcak olduğu için biraz da çocuklar kenar mahallelerde, daha havası temiz, güzel olan yerlere gönderilirdi. Yine İbrahim'i de bir süt annesine veriliyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine Enes'ten bahsediyoruz. Enes'i de yanına alır. O süt annenin evine gidermiş. Süt annenin eşi de demirci tabii. Demirci olduğu için evin içerisi böyle dumanla dolu olurdu. Ve hemen gider İbrahim'i görür, onu öper, okşar. Sonra o süt annenin ailesiyle sohbet eder, gelirdik diyor cumartesi günleri. Efendimiz bakın, yani bir çocuğu olmuş olsa bile, bir süt anneye vermiş olsa bile onu gözetip kolluyor. Yani bu çocuğu verip de unutmuyor burada. Dolayısıyla çocuğa karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi bu. İkincisi, bu 18 aylıkken İbrahim hastalanıyor süt annesinde. Efendimiz'i çağırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'i kucağına alıp bakıyor ki son anları İbrahim'in, 18 aylık bir bebek henüz ve Efendimizin gözlerinden tabii yaşlar boşalıyor çünkü çocuğu düşünsenize 18 aylık ve vefat ediyor. Yani baba olsun anne olsun, gerçekten insanı etkileyen ciddi bir kayıp bu ve Efendimiz ağlıyor ve diyor ki, konuşuyor İbrahim'le, İbrahim diyor son nefesini verdiğinde üzüntüm çok büyük diyor. Yani bakın, bir insanın duygularıyla, duygularını vefat eden çocuğuyla paylaşmasını görüyoruz biz burada. Efendimiz duygularını tanıyan, duygularını ifade edebilen, çok rahatlıkla ifade edebilen bir insan. Ve orada diyor ki, eğer diyor İbrahim diyor, bu Allah'ın bir emri olmasaydı,
Ve diyor bir şey olmasa, kader olmasaydı. Bakın bunlar çok güzel. Çünkü eminim izleyicilerimizin arasında da bu kaybı yaşamış olan, küçük ya da büyük yaşlarda evladını kaybetmiş olanlar vardır. Efendimizin orada kendini nasıl teselli ettiğini görüyoruz. Bu bir Allah'ın emri olmasaydı ve yazgı diye bir şey olmasaydı ve önden gidenlerin arkasından biz de gidecek olmasaydık, yani ahiret olmasaydı, eminim benim üzüntüm kat be kat artardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir çocuk var, çocuğun kaybı var. Yani bunlar çok gerçekten bizim için derin anlamlar ifade eden olaylardır. Ama işte bundan dolayı diyor üzüntüm daha büyük olurdu. Fakat biz asla Allah'ın yazgısına karşı çıkmayız diyor. Allah'a karşı çıkmayız. Bunlar sevgili izleyicilerimizin yaşamış olanlar varsa eminim sizleri de teselli edecek Efendimizin dilinden birkaç kelamdır diye düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları severdi. Evet, çocuklara merhametli davranırdı ve çocuklara aynı zamanda bir takım görevler verirdi. Bakın bu çok önemli. Biz bu dönemde evet çocukların yaşlarına göre görevler vermesini önemsiyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu dönemde belki de yitirdiğimiz şeylerden bir tanesi de bu Vildan Hanım. Çocukların her şeyine yetişmek. Her şeyini üstlenmek. Fakat bizden sonra değil mi, yani bir şey olarak belki hani bizim bulunmadığımız yerlerde bir çocuk olarak biz vefat ettikten sonra bir yetişkin ve bir birey olarak hayatta nasıl davranış kalıpları gerçekleştireceklerini çoğu zaman biz her şeye yüklendiğimiz için çocuklarımız bilemiyorlar. Yani diyelim ki bizler neydi? Yani her yere giderdik. Diyelim ki biz biraz önce vefattan bahsettik. Bir cenaze evine de giderdik ve tabii annemizin yanında bulunurduk ve biz orada şunu görürdük. Bir cenaze evinde nasıl davranıldığına şahit olurduk. Şimdi zaman zaman gittiğimiz bazı cenaze evlerinde, taziye evlerinde üzülerek söylemek istiyorum. Sanki bir düğün merasimi varmış gibi görüyoruz. Yani orada bir sükunetin, bir vakarın olduğunu biz çocuk yaşta annemizin yanında gittiğimiz o taziye evlerinde görüyoruz. Ya da düğünlerin nasıl olması gerektiğini aynı şekilde değil mi? Çocuk yaşta yine ya da misafirlikler. Şimdi değişen tabii toplumla beraber bu değer yargılarımızı öğretecek olanlar bizleriz. Anneler, babalar ve büyükler. Büyüklere düşüyor. Bu konuda lütfen hani sorumlu olduğumuzu lütfen unutmayalım. Yani işte çocuğun dersi var, işte çocuğun şuyu var ve çocuklar genelde, gençler ve çocuklar yalıtılmış bir ortamda sadece kendi odalarında, biraz daha genişlersek evimizden daha ileri çıkmayan, misafirin yanına çıkmayan, hoş geldin demeyen çocuklar ve gençlerle karşılaşıyoruz. Misafir gelmiş, misafirle beraber mesela göz göze geliyor ama hoş geldiniz demeyen çocuklar maalesef görüyoruz. Dolayısıyla buna müdahale edecek, bu davranış kalıplarını öğretecek olanların bizler olduğunu unutmadan Peygamberimizin nasıl çocuklara sorumluluk verdiğini ve nasıl takip ettiğini ben bir örnekle açıklamak istiyorum. Yine Enes'ten bir örnekle açıklayayım dilerseniz. Örnek uzun mu olur? Çok evet, kısa. Tamam. Kısa bir örneğimiz. Hazreti Enes peygamberimizin tabii bazı istekleri var ve o da bir çocuk. Yani ve aslında yapmak istediğim halde yapmayacağım derdim diyor peygamberimize. Yani Enes şunu yapar mısın ya da şunu getirir misin değil mi, hepimizin isteğidir. Yapmayacağım derdim ama aslında içten içe de yapmak isterdim der. Bir yere gönderdiği zaman Peygamberimiz çocuklarla beraber, arkadaşlarıyla beraber Hazreti Enes dışarıda oyalanır ve yapmaz. Yani yapmak istemiyor çünkü onu Hazreti Enes. Peygamberimiz Hazreti Enes'in ensesinden dokunur, okşar. Enescik, yani şöyle yavrum, kuzum demek aslında bu. Kuzum, Enes'im, Konyalı şey tabiriyle değil mi? Enes'im sen niye gitmedin der. Sonra ben de unuttum ya Resulallah, arkadaşlarımla oynuyordum der. Hemen koşarak peygamberimizin gönderdiği yere giderdim der. Şimdi o zaman çocuklara bir şey yaptırmak için sesi yükseltmeden, bağırmadan, hakaret etmeden o yaş çocuğuna, ki Hazreti Enes'in dediğimiz gibi o 8-9-10 yaşlarında olsa gerek, yaptırmanın yollarının buradan geçtiğini, sevgi ve merhamet temelli bir yaklaşımdan geçtiğini görmemiz mümkün.
Hocam çok güzel açıkladınız. Çocuk konusunda aynı şekilde. Ve çok güzel mesajlar da verdiniz. Umarım ulaşmıştır. İnşallah. Şimdi çok kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hayatın içinden reklamlardan sonra devam ediyor olacak. Ayrılmayın. Evet, hayatın içinden devam ediyor efendim. Hocam, cuma günü gelen hocalarımız o kadar güzel konuşuyor, o kadar güzel anlatıyor ki ben burada böyle konuşmak istemiyorum. Sadece oturuyorum. Evet, ne tabii güzel. Sizi de daha fazla yormuş oluyoruz. Estağfurullah, memnunsanız. Bizim ben hiçbir çok şikayetimiz ben çok yok. Memnun kalıyorum. Evet, şimdi dilerseniz devam edelim. Şurada kalmıştık. Hı-hı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara sorumluluk verdiğiyle alakalı örneklerdeydik. Hı-hı. Mesela söz gelimi. Bir sahabe, hocam toparlayarak da gitsek olur mu? Tabii bunun da toparlayarak birkaç şeyle devam edelim inşallah. Bir çocuk sahabe anlatıyor. Diyor ki biz diyor bizim bulunduğumuz köy ya da oturduğumuz kasaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme heyetlerin geldiği bir yerdi. Gelirken bizden geçerlerdi. Tekrar geri dönerken yine bizim bulunduğumuz yerden geçerlerdi ve hep Peygamberimizin konuştuklarından, işte Peygamberimizin okuduğu ayetlerden bahsederlerdi. Ben de o zaman diyor 7 ya da 8 yaşlarında ama zeki bir çocuktum ve ben de bunların hepsini öğrendim diyor söylenen ayetleri. Ve bizim diyor köyümüzden de peygamberimizi ziyarete gidenler oldu. Dediler ki ya Resulallah bize kim imamlık yapsın? Efendimiz de onlara şu cevabı veriyor. Aranızda en fazla ayeti bilen kimse. Bir dönüp baktılar ki diyor o bütün o köyde en fazla Kur'an bilen, ezberinde Kur'an olan bendim diyor. Ve beni imam yaptılar diyor. Yani kaç yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz burada? 7 ya da 8 yaşlarında bir çocuktan koca koca insanlar arkada o ne yapıyor? Namaz kıldırıyor. Hatta diyor ben onlara cenaze namazı bile kıldırmaya başladım ama ya bakın yani o kadar farklı şeyler var ki o dönemin sosyolojik yapısını okuyabilmek için. Fakat diyor benim diyor sarı bir tane üzerimde hırka vardı diyor. Başka kıyafetim yok. Yani iç çamaşırı dediğimiz başka bir şey yok. O ve yani öyle bir şey ki dikecek iplikleri yok. Arkamda diyor bir yırtık vardı. Ve ben diyor şeye gittiğim zaman, secdeye gittiğim zaman diyor görünmemesi gereken yerlerim görünürdü diyor. Sonra o cemaatin içerisinde namaz kıldırdığı cemaatin içerisinde bir hanım diyor ki ya imamınızın diyor yani her yeri görünüyor bir kıyafet alsanız diyor. Ve o diyor ki bana ummandan gelen bir bezden yapılmış bir kıyafet aldılar bütün vücudumu örten ve Müslüman olduktan sonra diyor hayatımda bundan daha çok bana sevinç veren bir durum olmamıştı diyor. Yani buradan çok şey çıkartabiliriz. Birincisi 7 ya da 8 yaşlarındaki bir çocuğa verilen sorumluluk, üstelik dini bir sorumluluk. Ve o çocuğun onu önemsemesi, bir toplumda yer edinmesi ve önde olması, önder olması ve çocuğun bununla beraber bakın hem konum elde etmesi hem de bir takım faydalar etmesini biz görüyoruz. Dolayısıyla burada iş dönüp dolaşıp biraz da ehliyet ve liyakata geliyor. Yani yaşımız kaç olursa olsun, cinsiyetimiz ne olursa olsun eğer biz oranın hakkına verebiliyorsak o zaman orada olmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çocuklarıyla ilişkisinde, diğer çocuklarla olan ilişkisinde hep biz bunu görüyoruz. Ve çocuklar olduğu gibi diğer kadınlar ve erkekler, sahabeler Efendimizin gözünde hep kendilerini en önemli, en kendisinin sevdiği insan olarak görürlerdi. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama Zeyd'in hikayesini de anlatarak bunu bitirebiliriz dilerseniz. Tamam, o hikayeyi de alalım ondan sonra bitirelim. Hazreti Zeyd bir köle olarak, bir çocuk olarak Mekke'ye getirilmiş. Hazreti Hatice onu alır, Efendimiz'e hediye eder aslında. Ondan sonra başlar Zeyd'in hikayesi. Yine Hazreti Hatice ile Peygamber Efendimiz'in aslında bir çocuğu olarak
şey yapar, büyür. Ve neden sonra izini süren babasıyla amcası Mekke'ye gelirler ve Zeyd'i bulurlar ve götürmek isterler tabii kendi beldelerine. Zeyd'e sorarlar, nerede kalmak istiyorsun? Yani bizimle mi geri dönmek istiyorsun yoksa burada mı kalmak istiyorsun? Halbuki öz be öz babası ve amcasıdır. Hazreti Zeyd Peygamber Efendimiz'i o kadar çok sever ki der ki, ben ya Resulallah senden başka hiç kimseyle beraber olmak istemiyorum cevabını alan babası ve amcası hayret eder ve şok içerisinde kalarak, ya nasıl böyle bir tercihte bulunuyorsun diye sorduklarında, ben Resulullah'tan daha fazla bana iyilikte bulunan başka kimseyi görmedim der. Bakın, demek ki ister kambağa olsun ister olmasın, Peygamberimizin yanına gelen, ailesinde bulunan bütün çocuklar onlar için çok özeldir. Ve onu en güzel şekilde yetiştirmeye çalışır. Zeyd'in oğlu Üsame için de böyledir. Hatta Peygamberimiz bir gün otururken, Üsame gelirken ayağı eşiğe takılır ve yüzü kanlar içerisinde kalınca hemen Efendimiz alır, elini yüzünü kanını kendisi temizler. Dolayısıyla çocuklara karşı bu kadar duyarlı olan bir peygamberin ümmeti olarak bizlerin de çocuklara gerçekten kıymetini sevgiyle, merhametle onlara yerleştirmemiz gerekir ki sevgi ve merhamet olan bizden sonra gelen bir nesil inşa edebilelim ve bu sorumluluk da elbette büyükler olarak bizlerin üzerindedir diyerek ben sözlerime son vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Çocukların önemini de çok güzel anlatmış olduk ama çocuk konusunu yine işleyelim. İnşallah. Tekrar geleceksiniz değil mi hocam? İnşallah diyelim. Evet. Peki, bizim öyle diyelim. Hocalarımız biliyorsunuz her cuma sizinle beraber oluyorlar. İnşallah biz de çok memnun oluyoruz. Vesileyle ben de katılmak isterim. Peki, ben şimdi mutfağımıza bakayım. Peki, buyurun. Bakalım Zeliha teyzemiz ne yapmış bize? Zeliha teyze yaptı. Ne yaptı Zeliha teyze? Haşlamaya bıraktım. Haşlamaları alacağım şimdi. Tamam. Bunları tekrar yine haşlamaya koyacağım. Bir top yaptım. Tekrar bir oval şeklinde yaptım. Bunu haşladım. Artık tadına bakabilirsin. Tamam. Şimdi bakmayın ya. Tamam. Sonra tamam. Beraberce. Peki kızartmayı nasıl yapacağız? Kızartmayı kızartacağım. Yağını kızartacağım. Tamam. İçine atacağım tek tek. Tamam. Tamam. Bakayım mı? Şöyle bir göstersene. Yalnız hiç çatlama falan olmamış. Olmadı. Olmadı. Şu şekilde. Yayvan bir tabak alırsam bunun içine koymam lazım. Ha. Tabak getireyim. Dur tamam, ben getireyim mı sana. Şöyle bir tabak getireyim mi? Tabii tabii. Ha, olabilir. Bu şekilde çatlamadan alıyorsun bunları. Bak karşıya tat çatlamış tabii olur, ki. Olur o kadar. O kadar tabii ki. Ay ne güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Bunlar haşlamalı olaraktan yenebilecek şeylerimizdir. Çiğ köftemiz, içli köftemizdir. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu şekilde ayarlıyorum. Bunun pişmesi de önemli. Çünkü çiğden oluyor dışı. Haşlamalı suda olsa bile yine de pişmesi lazım. Bu şekilde bu da pişmiştir yani. Hemen de yaptın ha. Bir buçuk saatte. Hemen de aldım evet. Hemen yapıldı. Elin hızlı ama. Evet çok hızlı. Ondan. Evet aynen öyle. Yani oyalanmaya gerek yok. Yapmaya gerek var. Değil mi? Tabii. Ne güzel. Oyalanmaya zaman, gerek yok. Yapmaya gerek yapmaya var. Gerek var. Biz buraya yapmaya diye geldik. Tadına bakmaya diye bakacaksınız. Ama bu ev yapımı, el yapımı. Niye dersen bunların makinesi var. Daha ince açar. Hani makinede açanlar. Böyle hani sarmayı nasıl makineye veriyor da sarıyorsun, düzgün sarıyorsun. Yalnız bunun da en önemli olan ev yapımı. Yani evdeki yapım makine, çok önemli. Makine değil. Evet. Hepsi ya ben makineyle yapanları pek sevmiyorum zaten. Makine daha ince yapıyor. Daha böyle şey yapıyor. İçini daha dolgulu yapıyor. Ama bizimkinin bunun dışı da dolgulu, içi de dolgulu. İçi de dolgulu olacak, dışı da dolgulu olacak. Önemli evet. Olan o. Önemli peki olan biz bunu suya koyduğumuzda neye dikkat edeceğiz? Bunun suyun kaynamasına dikkat edeceksin. Hı hı. Ondan sonra birazcık tuzuna dikkat edeceksin. Ben fazla ya tuzlu ya tuzsuz yiyebilirsiniz. Ya tuzunu normal şekilde ayarladım. Tamam. O şekilde şimdi kızartmama alabilirim yani. Ya, su kızartma. Sadece değil mi? Suyun içine başka bir şey koymuyoruz. Yok, sadece su. Tamam sadece su. Evet sadece su. Hadi bakalım bunları şimdi kızartmamıza bakalım. Bunları tekrarın yine haşlamaya koyabilirim. O haşlananları alacağım yani. Tamam. Bunları. Ne kadar vaktimiz var bu arada? Tamam.
Şunları alayım. Bozulanları artık yine de telaf etmez yersiniz. Yok, hepsini yeriz biz, sen hiç merak yersiniz, etme. Tabii ki bu yenecek. Bir de bunu sarımsaklı yoğurtla yiyebilirsiniz, bu bozulanları. Fellah köftesi gibi olabiliyor, anlatabildim mi? Hani fellah köftesi yapıyoruz ya, yuvarlak yuvarlak böyle. Üzerine sos olarak mı dökelim diyorsun? Sosunu sarımsaklı yoğurtlu olaraktan da yiyebiliyorsunuz bunu. Tamam. Anlatabildim mi? Hani sarımsaklı yoğurtla yendiği zaman aynı fellah köftesini andırıyor. Tamam, bir de öyle bakalım. Tabii kızartmalarımızı da yapacağız değil mi? Evet, kızartmasını onları da bir göstermiş olacağız. Onları da kızartmalarını yapacağım. Bu hangisi yanıyordu buradan? Şu mu yanıyordu ki? İkisi de yanıyor ama. Küçük mü yanıyor, büyük mü yanıyor bilemedim. Ben bu ocağı pek anlayamadım. Valla bu ocağı ben de hala çözemedim. Dur bakayım. Dur. Şu an ikisi de yanmıyor. Nasıl oluyor ki? Ben bakayım mı? Bir bak bakayım bir. Anlamadım ben. Bak sen de o arada hediyene bak. Aslı Meşarp sana hediye göndermiş. Çok çok teşekkür ederim. Ben bunu alırken inşallah onların da çadırı olur. Cehennemde onlara siper olur. Çok. Aslı Meşarp bize sürekli böyle hediyelerini gönderiyor. Şu anda şu yanıyor. Evet. Olur. İşini evet, görür mü? Olur. İşimi tamam. Onu kızartalım. Onu kızartmaya koyalım. Tamam. Tamam. Yağını kızartacağız. Ondan sonra kızartmaya koyacağız. Çok teşekkür ederim. Bir baksak mı? Tabii ki. Ne göndermişler? Oo, çok güzel. Sever misin çok bu rengi? Güzel, çok güzel. Çok sevdiğim bir renk. Ama gençken büründüğüm, kullandığım bir renkler bunlar. Niye şimdi genç şu değil anda, misin? Şu anda... Tabii ki yaş biraz buldu. Canım. Ama yine de çok teşekkür ederim. Çok güzel. Her kıyafetin üzerine olan bir uygun bir çadır vermişler bana. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Güzel günlerde Allah kullan. Allah daha çok. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seve seve kullanırım. Seve seve kullan. İnşallah ölene kadar götürürüm ben bunu. Hediye çok güzeldir. Hediyeleşmek ve sevinden gelmedir. Sevindik. Elhamdülillah. Evet, hediyeleşmek çok güzel. Evet. Hediyeleşmek güzel. Çünkü hediyeleşmek sevgiyi bitiştirir. Yani muhabbeti çoğaltır. Aşkı çoğaltır. Hediyeleşmenin aşkı çoktur. Çünkü onu devamlı anarsın. Değil mi? Tabii ki. O, anmaktır yani. Onu hem dünyada hem ahirette götürebilmektir. Önemli hediyeleşmek. Olan. Tabii ki. Doğru söylüyorsun. Yani eğer bunlar olmasa zaten bu hediyeleşmenin bir anlamı yoktur insanlarda. Yüz yüze bakmak bile ne, gözünün içine bakmak bile hediyeleşmektir. Çünkü götürüyoruz. Burada kalıcı değiliz. Ne güzel konuşuyorsun sen Zeliha teyze. Elhamdülillah. Gelecek mi bir daha? Arzu ederseniz tabii ki. Biz hep bekleriz. Sizi bırakmam yani. Bırakma ben tabii. Ben sizi yani elimden geldikçe bir yardımcı olabilirim. Tabii ki. Yani, gel burada bize güzel etmek, güzel yemekler yaparsın. Güzel güzel konuşursun. Güzel konuşmak, insanlara yararlı olmak. Sevmek çok güzel, dağdır sevmek. Allah'ın sevgisini her zaman için kabullenmek. Değil mi? Evet. Nasıl böyle sevgiyle, sevgili kızımız, hocamız ne güzel hitap etti. Hazreti Yusuf'un çocuklarından tuttu, sonuncuya kadar. En sonunda ne yaptı? Sonunda onlar da sevdi. Sevmek güzeldir. Sevmek güzeldir, evet, tabii sevmek ki. Sevmek güzeldir. Bu arada... Resulümün nasıl bir çocuğu sevgisini anlattı? Ben çok güzel haz aldım, çok mutlu oldum. Sen dinledin değil mi bizi tabii bu taraftan? Tabii ki, tabii ki. Onu hiç bırakmam. Bırakma tabii. Elhamdülillah. Bu arada yağımız olmuş mu? Daha olmadı. Daha biraz olmadı. Daha kızarsın. Bir de kızarmayı görelim, ondan sonra İnşallah. O zaman gidelim. İnşallah. Hocam siz de görebiliyor musunuz köftelerimizi? İnşallah. Şu an ekrandan görüyorum ama biraz sonra inşallah önümüzde göreceğiz. Evet tabii ki hemen getireceğiz. Sağlık Zeliha Hanım. Ama çok güzel ben, görünüyor burada. Evet ben bu enerjiyi, bu güzelliği, bu konuşmayı, bu hazı almayı diğer arkadaşlarıma da çok borçluyum. Çünkü ben 15 yaşında, 18 yaşında bir insan oldum yani. Yani insan içi böyle kıpır kıpır oluyor. Bir şeye varmak için, bir şeye çaba etmek için, haz etmek, insanları davet etmek ne güzel bir şeydir. Davet güzeldir. Yani o yaralara insanla davet etmek çok haz alacağım bir şeydir yani. Bir insan evine nasıl misafir davet eder? Hazırlık yapar, hazırlıktayız. Değil mi? Evet. Yani budur.
İşte burası da benim evim. Ben de çok sürekli güzel. Sizleri davet ediyorum. İnşallah, inşallah. Beni de yalnız bırakmayın istiyorum. İnşallah, daima olur. İnşallah, güzel olur. Geleceğin siz çok güzel olur. Siz de buldukça inşallah. Ufkum açık olur. Ne zaman uzağa bakarsan bil ki ufkum açıktır benim de. Sakın yakına bakma. Yakın yakındır. Ama uzağa bakmak çok güzeldir. Ufku açar mı diyorsun? Tabii ki. Tamam. Yeşile bak, ferah bul. Bak demince bana çok güzel bir renk ikram ettiniz, hediye ettiniz. O renklere bak, gül güzeldir. Sarıya baktığın zaman mahzundur. Kırmızıya baktığın zaman seni aşar, yükseğe götürür. Her zaman yüksekte olmamızı Allah temenni eylesin hepimizi. Selahat teyze, senin de şu diğer stüdyoya mı konuk almamız gerekiyor ki bizim? Elhamdülillah. İnşallah. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Güzel araştırma, güzel konuşma. Olmuş mudur? Gençlere söylemek, göçlerle anlatmak inşallah olmuştur. Bir tanesini bir deneyelim. Bir de kızartmayı gösterelim de. Olmamış. 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 Yağımız çiğ. Çiğ olduğu için bu olmaz. Bir dakika. Tamam. Şuraya geç bunları. Onun altını biraz daha mı açsaydık ki? Altını mı açmadık onu? Ha, altını açmamışım ben. Bunu bu yana aktarayım o zaman bir. Şöyle yapayım. Tamam. Bunu o yana alalım. Ha, altını az açmışım evet. Ondan al. Bak hiç dikkat etmedim evet. Ya. İşte, söyledim. Başta bu ocak da beni şaşırttı. Ama şaşırmadım gene de. Yine de burasını yine. Benim evim gibi olduğunu tabii ki burası senin evin. Yani. Evet. Evet. Çünkü ben buraya gelirken evim gibi gelmeyi şey ettim. Evime geliyorum diye geliyorum. Evet evime anda. Geliyorum diye geldim. Yani bir yabancılık çekmiyorum elhamdülillah. Çünkü insanlarla çok barışmayı çok seviyorum. Hayatta insanlara küs duramam. Küs aslında olduğum insanlar dahi benim için bir barışıktır. Yani sevgidir, muhabbettir. Niye bu dört günlük dünyada küs olacağız değil mi? Niye küs kalacağız? Tabii ki. Mutlaka ki. Yüktür zaten o. Ha, bak hiç çatlamadı. Hiç çatlamadı aynen. Evet. Çok da kısa tuttuk değil mi? Suyun içerisinde. Çünkü şeyimiz çok güzel. Dışının harcını çok güzel kaynar suyla pişirdiğim için. Hı-hı. Hepsinde böyle güzel. Dışın harcı önemli için. O evet, zaman. Evet. Tamam. Aynen öyle yavrum. Ama arada böyle kaçaklarda olabilir. Bunlarda hiç sorun tabii değil. Tabii ki o olabilir. Aslında o her yerde olan bir şey. Evet, bakın. Önemli olan ne bunun lezzetidir, tadıdır, sunumudur yani. Şimdi nasıl böyle bazı insanlar dediğim gibi misafiri kabul ederken özen gösterir her şeysini. Yemeğe de özen göstermek lazım. Bir de dediğim gibi önlü besmeleyle başlamak lazım. Hem yedirirken hem yaparken. Tamam, buna da çok dikkat edeceğiz. Evet, evet. Süremiz bitti herhalde de. Bitti mi süremiz? Sağ olasın. Faruk var mı biraz vaktimizde? Yani bir de şu kızartmaya bir baksaydık. Oldu herhalde. Oluyor ama kızartma da oluyor. Kızartmayı da yapalım. Ne kadar duracak? Kızartma hemen pembeleşecek, çekeceğiz. Hemen, tamam. Bir evet. Tane pembeleşsin evet. De bir çekelim. Evet. Ondan sonra kapatayım. Evet. Onu da göstermiş olalım, aynı. Ondan sonra afiyetle yemeği hemen yiyeceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah umarım beğenirsiniz. Çünkü sevgi kattık içine. Reyhan kattık içine. Reyhan Resulümün en sevdiği güzeldir. Yani reyhanla yoğurduk, reyhanla çıktık. Hocamızın dediği gibi reyhanı her zaman için anmak lazım. Hocam vallahi çok iyi dinlemiş evet. Bizi Zeliha teyze. Evet. Evet, hocamı çok güzel. Şuradan göremiyorum ama. Çünkü canlı gözle seyrettiğim, dinlediğim, ahaz ettiğim hocalarımı çok severim. Tabii elhamdülillah. Ki. Biz de hocalarımızı çok seviyoruz. Evet, Allah razı olsun başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar da bizim bilgi kaynağımızdır. Hocalarımızın tabii bu arada tabii manevi danışmanlık değil mi hocam? Evet. Şimdi Zeliha Hanım sanırım bir deyişimiz var değil mi? El işte gönül yarda diye ya da gönül karda diye. Aynen öyle. Şimdi hem işliyor hem bir taraftan da hem kar hem yar. Evet. Konuşulanlara evet. Birer fayda olarak. Evet. Hem de gönlünde gördüğüm kadarıyla Resulullah'ın muhabbeti son derece böyle canlı. Rabbim daim etsin inşallah. Amin. Hem amin. De bugün peygamberimize salatü selam gönderelim. Amin. Cuma günü amin. Direkt çünkü amin. Salatü selamlar Efendimize gönderiliyor. Binlerce kat ulaşıyor. Kat olsun. Eline de sağlık. Çok teşekkür amin. Ederiz Zeliha Hanım'ın şey ellerine. Afiyet bal şeker olsun. İnşallah feyizli olur, mutlu olur. Katmer katmer gül olur. Başka ne diyeyim? Daha ne diyeceğim? Katmerlemek lazım. Evet. Gül nasıl doğru kat kat geldiyse. Domurcaktan geldi bak katmer katmer olmuş gül. Güle bakmak ne kadar güzeldir. Haz alıyorsun, sevk alıyorsun, mutluluk oluyor. Gül mutluluktur. Doğru söylüyorsun. Bak oldu bu mu? Şekilde kızarıyor işte. Oldu. Evet bu şekilde kızardım. Ama kızartma ağır olduğu için tabii ki
biraz kızartmayı haz etmiyorlar yani. Tamam, o zaman kızartmayı da bu şekilde yapabiliriz diyelim, kapatalım, olur mu? Evet. Çok teşekkür ederim şey sana değil, katıldığın afiyet için. Afiyet olsun, bir şey değil. Yine beklerim ama. İnşallah. Tamam inşallah. Mı? Ne zaman arzu ederseniz, tamam. Ne zaman isterseniz gelebilirim. Tamam, yine çağıracağız yani o zaman seni. Çok sağ olun. Evet efendim. Başka bir yemeklerde buluşmak, başka bir neşimle vermek, daha bir insanlara bilgili olmak daha güzel bir şey. Biz de alalım, onlar da alsınlar. Değil mi? Doğru değil söylüyorsun. Mi? Bütün püf noktalarıyla da veriyoruz, evet, burada bütün yemekleri. Tabii ki. Hayatın içindenin bu haftalık sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.